AK Parti ve Yeniden Refah Partisi seçim işbirliği için yeniden masaya oturacak. Yeniden Refah Partisi görüşme heyet başkanlığını Doğan Aydal'dan alarak İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'e devretti. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı. Bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterli. Hocam çok... Cumhur İttifakı'nda işbirliği trafiği devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi de Düzce Belediye Başkan Adayı olarak Yılmaz Eser'i gösterdi. Böylelikle MHP toplam 385 adayını açıklamış oldu. DEM Parti ile işbirliği temasını sürdüren CHP'nin ise Antalya, İzmir ve Muğla adaylarını açıklaması bekleniyor. Ortak geleceğimize Tan Doğan'da hep beraber sahip çıkalım. CHP'nin adayı Muhittin Böcek olursa DEM Parti'nin desteklemeyeceğini belirtmesi kulislere yansımıştı. İzmir'de ise DEM Parti'nin Tunç Soyer'in adaylığına olan ısrarı devam ediyor. Kalesinin sarsılmaz taşları. 10 gün içinde İstanbul adayını açıklamaya hazırlanan İyi Parti'de 18 Şubat'ta bir aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda seçim beyannamesini de ilan edecek. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi seçim işbirliği için yeniden masaya oturacak. Yeniden Refah Partisi görüşme heyet başkanlığını Doğan Aydal'dan alarak İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'e devretti. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı. Bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterli. Cumhur İttifakı'nda işbirliği trafiği devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi de Düzce Belediye Başkan Adayı olarak Yılmaz Eser'i gösterdi. Böylelikle MHP toplam 385 adayını açıklamış oldu. DEM Parti ile işbirliği temasını sürdüren CHP'nin ise Antalya, İzmir ve Muğla adaylarını açıklaması bekleniyor. Ortak geleceğimize Tan Doğan'da hep beraber sahip çıkalım. CHP'nin adayı Muhittin Böcek olursa DEM Parti'nin desteklemeyeceğini belirtmesi kulislere yansımıştı. İzmir'de ise DEM Parti'nin Tunç Soyer'in adaylığına olan ısrarı devam ediyor. Demokrasi Kalesi'nin sarsılmaz taşları. 10 gün içinde İstanbul adayını açıklamaya hazırlanan İyi Parti de 18 Şubat'ta bir aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda seçim beyannamesini de ilan edecek. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.